Herkese merhaba. Yeni bir hafta, yeni bir haber videosu ile birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye'de tabii keyifsiz olaylar yaşıyoruz. Alıştık artık tabii keyifsiz olaylar yaşamaya. Keyif işi biraz yumuşatmak için kullanılmış bir kelime. Yani keyif çok tabii doğru bir şey değil ama keyifsizlik değil aslında tabii yaşanan. Adaletsizlik, hukuksuzluk. Başka bir sürü şey. Bu videonun, bu formatın çok konusu olmadığı için çok fazla girmeyeceğim ama hepimizin rahatsız olduğu şeyler ortada. Fakat sanıyorum sıkıntının birazı çözülmüş mü acaba gibi. Çocuklar biraz rahat nefes almışlar sanırım. Her neyse. Biz müzik haberleri yapalım. Ee, umuyorum tek derdimiz ileride sevdiğimiz müzik sanatçısıyla sevdiğimiz aktörün arasındaki aşk ilişkisindeki problemler olur. Bizim de derdimiz böyle şeyler olur. Belki hayatımız biraz olsun yaşanılabilir, kılınır. Çünkü bir yaşatmadılar yani. Evet ilk haberimiz çok değerli müzisyen, prodüktör, ses mühendisi, aranjör, davulcu sayabileceğiniz bir sürü özelliği var adamın. Alen Konakoğlu'ndan geliyor. Kendisi İstanbul'da bir stüdyosu vardı. Müzik işlerini burada yapıyordu. Sonradan Amerika'ya taşındı. Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Los Angeles'a taşındı. O bir parça yaptı. Journey adında bir parça yaptı. Her şeyini neredeyse kendisi yapmış. Mix masteringinden bestesine, kayıtlarından, çalımına gitar ve davul çalmış parçada. O yeni bir parça yayınladı. Youtube'da yayınlandı parça. Journey adında. Sanıyorum önümüzdeki günlerde online platformlarda da yer alacak parça. Etkileyici bir parça olmuş. Ben yeni dinleyebildim. Epey böyle tüyleri kendine falan melodiler var. Böyle doğuyla batıyı sentezleme yoluna gitmiş. Fakat bunu tabii çok klişe şekilde yapmamış. Çok güzel şekilde yapmış. Tabii yani müziği çok iyi bilen birisi. Aynı zamanda farklı kültürleri de yaşadığı için çok iyi bilen birisi. Batıyı ve Türkiye'yi, buradaki karmaşayı, oradaki karmaşayı iyi bilen ve bunu müzikal birikimine de yedirebilmiş birisi. Dolayısıyla o ikisini birleştirdiğiniz zaman çok güzel şeyler çıkmış ortaya. Herkes yedinin yapamayacağı bir şey bence bu. Çok değerli müzisyenlerle çalışmış. Davul ve elektrik gitar çalmış. Elektrik gitarın bir kısmını çalıyor. Bas gitarı Alp Ersönmez çalıyor. İlter Kurcala perdesiz elektrik gitar çalmış. Cengiz Ercümer perküsyon çalıyor. Ozan Doğan Aris elektrik gitar çalmış. Keyifli bir solosu var Ozan'ın. Aynı zamanda İlter'in de tabii çok iyi iki gitarist. Epey iyi soloları var. Ertan Tekin düdük çalmış. Alp Ak da balaban çalmış. Düdük inanılmaz bir enstrüman bu arada. Şimdi düdük deyince insanlar böyle bir e, dedik eee falan yapıyor olabilirler. Bilmiyorsanız ben söyleyeyim yapmayın. Çünkü duyduğunuz zaman diyeceksiniz ki aa bu o enstrümanmış ya. Benim epey etkileyen enstrüman buymuş demek ki falan diyeceğiniz bir enstrüman. Ben çok beğendim parçayı. Unisonlar çok güzel. Melodiler birbirleriyle iç içe giriyor falan. Epey iyi. Yani şey de çok güzel. Produksiyon da çok kaliteli olmuş. Devamını bekliyoruz. Umarım ileride bir albüm de yapar Alen Konakolu bu şekilde. Şey hissediyorsunuz yani kendi yurdundan taşınıp uzaklara giden bir adamın bir müzisyenin bir sanatçının içindeki hisleri hissedebiliyorsunuz. Biraz o gözle baktığınız zaman biraz tanıyorsanız Alen Konakoğlu'nu ya da takip ediyorsanız yani kişisel olarak tanımanız şart değil. Anlıyorsunuz ya diyorsunuz ki evet bu adamın hissettikleri şeyleri anlıyorum evet. Güzel ben çok beğendim. Ellerine sağlık sevgili Alen Konakoğlu. İkinci haberim yine yetenekli bir müzisyenden geliyor. Cihan Tanrıverdi'den geliyor. Cihan Tanrıverdi çok yetenekli bir gitarist. Hem teknik olarak hem melodik olarak müzik kapasitesi olarak yani müziği aranje edebilme veya inşa edebilme olarak çok yetenekli bir gitarist. Kendisi 2017 yılında bir Mayranuş diye bir albüm çıkar 2020 yılında da bir Mind diye epey çıkardı EP. Şimdi yeni bir parça çıkarıyor. Parça yarın yayına girecek. Ee. Yok, aslında parça bugün yayına girecek. Siz çünkü bunu bugün izleyeceksiniz. <laughs> yani cuma ya izleyeceksiniz. Parça belki yarına girmiştir bu videoyu izlerken. E, cuma günü yayınlanıyor. Butterfly parçanın ismi. Çok da güzel bir kapak çalışması var. Ben bunu çok beğendim. Kapak da Ecem Hatipoğlu adlı sanatçı tarafından yapılmış. Epey kaliteli bir işe benziyor. Canlı çalım olarak kaydedilmiş. Stüdyo arı kayıt yapılan yer canlı çalmışlar. Değerli müzisyenler var tabii birlikte çaldığı Cihan'ın. Hemen onları da söyleyeyim. davulda Ekin Cengizkan, klavyelerde Zafer Karayazgan, basta Semih Burcu, gitarlarda tabii ki Cihan Tanrıverdi var. Kayıt mühendisi Meriç Memikoğlu, miksi Akın Erdem Kadız yapmış. Mastering'i de Levent Büyük yapmış. Sıkı isimlerle çalışmış Cihan. Eminim şarkının tırnısı da çok iyi olacak. Tek bir single yayınlayacakmış. Şimdi biz Can Tanrı Verdi'nin EP veya işte uzun bir albüm paylaşmasına alıştık. Mayranuş albümü 12 parçadan oluşuyor falan böyle. Yani biraz yorucu bir iş olduğunu düşünüyorum ama epey de Kendinden söz ettiren bir iş. 12 parça, işte Serdar Stoplar, Erkan Uğurlar, Öznur Aydınlar falan böyle Lara Çetin böyle hani kalabalık da bir ekibi var. E, konuk müzisyenler var falan güzel bir albüm. E, ondan sonra Mind diye bir albüm yapıyor. Yani epe yapıyor. 3 şarkı var ama 3,5-4 dakikaya yakın parçalar hep. Fakat bu 3 parçada yani belki 10 dakikalık bir parçalık emek var bir parçada. Çünkü çok karmış melodiler var. Ritimsel öğeler çok zorlayıcı birçok çok müzisyen için ama tabii Cihan Tarnavada altına kalkmış gayet rahat bir şekilde çok güzel tını onu çok doğal tını atmış o çok önemli Çünkü bir şeyi zor yapmaya çalışırsın bir şeyi karmış yapmaya çalışırsın ama altına kalkamazsın Cian ee, verdi bunu çok iyi yapmış bayağı world class bir iş zaten biz de hep diyorduk yani bu adam Türkiye'de dinletsen herhangi bir müzik severe ya da Avrupa'da Amerika'da dinletsen herhangi bir müzik severe der ki bu adam herhalde Amerikalı falan yani ya da İngiliz falan da. Şimdi tek bir şarkı çıkarıyor. Buna böyle üzülen burun kıvıran insanlar olmuş galiba biraz. Ya burun kıvıran derken yani ah be keşke işte uzun bir albüm olsaydı, 10 şarkılık olsaydı, 5 şarkılık olsaydı falan. Arkadaşlar zor. Yani zor. Bunu yapmak zor. Şimdi şöyle düşünelim. 3-4 şarkılık bir albüm yapılabilir. Fakat onun yerine tek bir şarkıyı canlı çalma yoluna gitmiş olabilir mesela Cihan ya da karşılığını alamadığı bir iş olabilir bu. Çünkü ne canlı çalabiliyorsun bir yerde konser verebiliyorsun ne doğru düzgün dinlenmelerden para kazanabiliyorsun Spotify'da ya da iTunes'da hiçbir yerden para kazanabildiğin yok. Şimdi sen çıkarıyorsun 12 parça yapıyorsun. Konuklar da davet ediyorsun. Çalıyorlar, ediyorlar, söylüyorlar. E bunun stüdyo masrafları var. Mix yaptırıyorsun. Mastering yaptırıyorsun. iyi olsun diye de elinde cebinde ne varsa veriyorsun. Sonra 1 milyon olsa bile çok bir şey kazandığın yok da Hani anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir umarım. Dolayısıyla artık müzisyenler yavaş yavaş tek parçalar çıkarmaya başlıyorlar. Ya da işte iki parça çıkarıyor. Ya da üç parça yapıyor her ay bir tane çıkarıyor falan gibi. Dolayısıyla ben açıkçası Cihan'ın tek parça çıkarmasını çok doğru bir hareket olarak buluyorum. Ki enerjisi kalsın, ekonomik olarak daha kolay olsun. Devamlı dinleyebilelim biz de. 10 şarkılık albüm çıkarsa son 5 şarkı dinlenmiyor bile yani. Bizim maalesef dinleyicilerimiz parça başına dinlediği için her şeyi bizim dinleyicilerimiz derken genel olarak artık müzik sektörü öyle dinleyici 10 şarkının bir tane ilkini dinliyor. Benim albümde de öyle. İlkini dinliyorlar sadece. Albümü dinledin mi diye soruyorum öğrenciye. Çünkü ilk defa derse gelen öğrenci nasıl bir gitarist olduğumu çok bilmeden geliyor. Nedense. <laughs> nasıl diyorum? Albümü dinledin mi? Benim nasıl bir herif olduğumu biliyor musun? İlk şarkıyı dinledim diyor. 10 tane şarkı var oğlum orada dinlesene işte hepsini. Yani şöyle bir baksana belki bir tane akustik, belki bir tanesi çok sert metal, bir tanesi belki funk falan. Bence çok doğru bir hareket. Tek parça. Hem de canlı çalalım hem de çok Kaliteli müzisyenlerle, iyi müzisyenlerle ve tecrübeli müzisyenlerle çalmış. Umarım devamı gelir. Biz de keyifle dinleriz, takip ederiz kendisini. Pandemi süreci de artık bittikten sonra umuyorum canlı da dinleme fırsatımız olur Cihan verdiği Takip edin. Diğer haberimiz Super Bowl'la alakalı. Amerika'nın biliyorsunuz e, Amerikan futbolu. E, onlar da futbol diye geçiyor. Fakat hani rugbyden türeyen bu Amerikan futbolu. Amerikan futbolu şampiyonluk maçının halftime şovunda. Ya, bilirsiniz her sene e, çok e, ünlü, ödüllü çok bilinen popüler sanatçılar çıkar konser tadında. Bazen portfolyo olur. Bazen birbirleriyle ortaklaşa bir parçayı seslendirir olurlar. İşte cover çalan oluyor. Bazen full kendi parçalarını icra ederler. Amerika'da çok sevilen, yani heyecanla beklenilen bir olaydır Super Bowl'un. Genel olarak e, halftime şovu. Hatta birçok e, takipçi için açıkçası şampiyona maçından daha öndedir. Yani 2016'da Coldplay'in, Beyoncé'nin, Bruno Mars'ın çıktığı. 2017'de Lady Gaga'nın çıktığı. 2018'de Justin Timberlake'in, The Tennessee Kids, University of Minnesota Marching Band'le falan çıkıp işler yaptığı. 2019'da Maroon 5'ın 2020'de Jennifer Lopez'e Shakira'nın çıktı falan böyle isimler hiç aşağıları düşmüyor. Yani hep böyle en tepede kim varsa o dönem. Kim revaçtaysa ya da kim iyi bir geri dönüş yaptıysa. Mesela Jennifer Lopez gibi 2020 yılı için o çıkıyor. Bu sene The Weeknd adlı Kanadalı şarkıcı, müzisyen çıkacakmış. Tabii Türkiye'de çok bilinmiyor olabilir. Bir Shakira kadar ya da ne bileyim işte bir Justin Timberlake kadar bilinmiyor olabilir ama Amerika'da o kadar ünlü ki bu adam. Yani Kuzey Amerika'da çok ünlü. Şöyle bahsedeyim kendisinden. Kazandığı ve aday gösterildiği müzik ödüllerini şu an görüyorsunuz. Ben hepsini tek tek okumayayım. Biz belki Türkiye'de çok maruz kalmıyor olabiliriz. Eminim aranızda bilenler tabii ki vardır ama Billboard ödülleri falan yani çatıştır bir kariyer var. Üstelik daha 30 yaşında bir müzisyen, bir sanatçı kendisi. Bitmiyor. <laughs> İndirildik indiriyorum şeyi. Her neyse. E, Super Bowl'da da bu arkadaşımız sahne alacakmış. Super Bowl'u halftime show'u bilmeyenler varsa YouTube'da şöyle bir araştırın. Güzel şovlar var. Bu eğlenceli şeyler oluyor. Tavsiye ederim. Biraz daha nerd işi haberlere geçiyorum şimdi. Tek 21 firması çok ünlü zamanının neredeyse belki de tüm gitaristlerinin kullandığı Senzamp adlı e, bu çok klasikleşmiş bir pedalı var. Bu pedalı Senzamp adlı pedalı tekrar üretime geçiyormuş. E, Reissue olarak tekrar sunacakmış piyasaya. Senzamp'ın bu pedalını. Yavuz Çetin falan kullanıyordu. O böyle değişik Yavuz çetin, güzel Yavuz Çetin tonunu birazcık da buna e, borçluydu. Yavuz çetin falan kullanıyordu bu pedalı. Hatta kayıtlara sadece bir boss kompresör ve bu Senzamp'la geldiği falan söylenir. Sadece o iki Masaya girip çalıp hadi eyvallah gidiyormuş falan. böyle Değişik şey, hikayeleri de var. Ee, bu yeniden üretilecekmiş. Klasikleşmiş. Epey klasikleşmiş. İçerisinde 8 tane seçeneği olan. Değişik amfi simülasyonları olan. Çok yönlü. Güzel bir pedal. Tabi şu an piyasada olan e, dijital modellemeler ya da içine... IR ER yüklenebilen sistemlerin yanında biraz hakikaten vintage kalabilir ama bu pedalın sesi piyasada çok standart olmuş bir ses. Dolayısıyla ilgi göreceğini düşünüyorum. Çünkü piyasada bulmak da zor bu pedalı. Bulunan pedallar da nispeten çok eskimiş ve yıpranmış oluyordu. Reşu yapmaları tek bir için iyi olmuş olabilir. Biraz ben şeye benzetiyorum bunu. Zamanında çekilmiş filmleri tekrar çekerek para kazanma planları var. Ya, vardır ya Hollywood'da bunu yaparlar epey. İşte zaten güzel olan 2004 yapımı filmi 2021'de bir daha yaparlar falan böyle işte. Ama yani sanzam ünlü bir şey. Pedal cihaz güzel olmuş olabilir umarım elimize gelir deneriz çalarız biz de. nasıl bakalım Karşılaştırma fırsatımız olur. Diğer bir haber beni çok heyecanlandırmayan ama haber olarak sunabileceğim e, haber Vox'tan geliyor. Vox da çok küçük e, combo amfi serisi yapmış e, mini go diye bir seri bu. İşte alıp çalıyorsunuz. Cube vardı Roland'ın Cube'u. Biraz ona benziyor sistemi. Ee, i̇şte şey yapabiliyorsun. Mikrofon bağlayabiliyorsun. Gitarını takıyorsun. Çalıyorsun. taşıyabiliyorsun. Pille çalışıyor falan. Bilmiyorum. Bilip böyle özellikleri var. 3 watt, 10 watt ve 50 watt şeklinde 3 ayrı modeli var. İşte 169 dolar, 229 dolar ve 300 dolar. 299 dolar olacakmış. Yani işte Roland Cube'un Vox görüntüsünde olan isterseniz alabilirsiniz. Türkiye'de çok daha pahalı olacağını düşünüyorum ama bir de artık insanlar ses kartı, bilgisayar ve pluginlere yönelmişken boks'tan böyle bir atak gelmesi ya geç kaldığını gösterir ya da piyasada böyle bir rekabet edebileceği bir alan görmüştür o alanı doldurmak istemiş olabilir. Orada bir hareket etmek istemiş olabilir. Böyle bir haber daha var. Beni yani çok heyecanlandırmadı dediğim gibi. Çok hızlı bir haber. Billie Eilish'in yeni albümü neredeyse bitmiş. İşte çok hevesli olduğunu ve çok umutlu olduğunu söylüyor. İlk albümü When We All Fall Asleep, Where Do We Go'dan sonra şimdi yeni bir albüm yapıyor Billie Eilish. Der, bu haberi okuduğum ve yegane yerde ve kendi paylaştığım Instagram'da da arkada Logic açık. Bu kadar taklit edilen bir müzisyenin parçaları Logic'te yapılıyor. Logic'te mixleniyor. Bu da bilginiz olsun. Rush'tan Alex Lifeson ve Lee yeni bir şeyler yapıyor diye bir böyle bir haber çok açıkça çıkıp ortaya bir şey yapacağız. Biz artık devam ettiriyoruz Rush'ı dememişler ama yani canım sıkıldı biz çalalım istiyoruz gibi böyle bir Alex Lifeson böyle bir şey söylemiş. Bilirsiniz 2020'nin başında Neil Peart vefat etmişti ve 3,5-4 senedir de kanserli'm Meğer boğuştuğunu öğrendik biz. Kamuoyundan gizlemişti bir şekilde. Ee, tabii büyük bir olay oldu. Müzik sektörü sarsıldı falan ve Rush tabii ara verdi. Zaten 3 kişiler. Çok eski bir grup. Neredeyse hiç eleman değiştirmemiş bir grup. Neil Peart gelmiş daha grup kariyerinin başındayken. Ee, o ölünce grup ne yapacağını şaşırdı tabii. Ee, epey de eski grup olduğu için. Fakat aradan biraz zaman geçtikçe Lifeson ve Lee biraz kendi aralarında herhalde ne yapsak bir şeyler yapsa, yapalım mı falan demiş olabilirler. Böyle aralarında bir konuşma geçmiş. Alex Lifeson'ın Make Weird Music adlı YouTube kanalı yaptığı bir röportajdan alınmış bu. Loudwire'dan ben aldım haberi. Böyle bir haber. Belki Rush yeni çıkartır. Belki Queen için yaptıkları gibi zamanında sahnede her şarkıyı başka vokalist söylemişti. Belki öyle bir şey yaparlar. Ünlü davulcularla çalarlar. Belki bir tane geçici sahne almak için bir davulcu alırlar. Belki gruba yeni bir, birini alırlar bilemeyiz. Kapanışı yapmadan önce West Borland ve Marilyn Manson'dan bir haber geliyor. Belki bilirsiniz West Borland, Limpis Bizkit'in gitaristi. Limpis Kit'ten ayrıldıktan sonra Marilyn Manson'a çalmaya başlamıştı. 2008 yılında Marilyn Manson'a çaldı. Bir sene kadar Marilyn Manson gitaristliğini yaptıktan sonra Limpis tekrar bir araya geldi ve devam ettiler. Marilyn Manson bu aralar bir suçlamayla karşı karşıya. Even Rachel Wood adlı bir hanımefendi kendisiyle zamanında birlikte olduğunu ve Marilyn Manson'dan her türlü fiziksel, ruhsal ve abuse gördüğünü yani taciz gördüğünü dile getirmiş. Kongres'te 2018 yılında böyle bir ifade vermiş. En son West Portland bir röportajında Space Zebra adlı Twitch yayıncısıyla birlikte konuşurken Twitch'te konuk olarak katıldığı programda bütün bu Even Rachel Wood'un söylediği her şeyin doğru olduğunu, Marilyn Manson'ın gerçekten problemli bir adam olduğunu, evet yetenekli bir müzisyen olduğunu fakat gerçekten tedavi görmesi gereken biri olduğunu söylemiş ve herhalde tanıdığım en çirkin insanlardan biri diyor. Yani bunu davranışlı olarak söylüyor. Yani işte görüyorsunuz evet. Olaylar böyle. Çirkin şeyler oluyor. Evet. Sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Haberler böyle. Türkiye'deki haberler daha tabii önde. Super Bowl'da kimin çıkacağı falan belki çok önemli değil birçoğumuz için. Haber tabii bunlar yani bunlar. Bilgi bunları bilmek, merak etmek, araştırmak yanlış değil. Ee, ama uyanık olun. Ayık olun. Gözlemleyin. Bilin. Okuyun, araştırın. Her şeyi bilin, merak edin. Böylece boyunda yemeyin. Görüşürüz.